Evet, bu haberin ardından bir Skype bağlantımız var. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber her zamanki gibi dünyadan spor haberlerini konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza, günaydın. Nasılsınız? Hoş bulduk Demet, günaydın. Herkese iyi haftalar diliyorum. Seyircilerimize, sana ve ekip arkadaşlarıma iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hemen başlayalım isterseniz, bıraktığımız haberden devam edelim. Liverpool'un Evet. Tottenham'a attığı nizami golün verilmemesi oldukça gündem oldu. Evet, şimdi bununla ilgili iki tane yeni haber var Evet. Demet. Bunlardan bir tanesi Liverpool Kulübü dün bir bildiri yayınladı. Ve bildiride bu olayın kabul edilemez olduğu ve özürün yetmeyeceği söylendi sadece. Soru bir özürle bu işin geçiştirilemeyeceği söylendi ve yapılan soruşturmanın çok şeffaf bir şekilde mutlaka kamuoyu ile paylaşılması gerektiği ve bundan sonra yapılacak hataların önüne geçecek şekilde önlemler alınması istendi Liverpool kulübü tarafından. Bayağı aslında İngiltere'de alışık olmadığımız sertlikte bir duyuruydu bu. Çünkü biz de hani biz kulüplerin sürekli bir bildiri yayınlamasına veya da açıklama yapmasına alışıyoruz ama İngiltere'de bu Premier Lig'de çok nadir görülen bir şey kulüplerin açıklama yapması ve Liverpool kulübü bunu yaptı. Diğer yandan maçın hakemlerinin Times gazetesi bunu ortaya çıkardı. Maçın hakemlerinin maçtan 2 gün önce 48 saat önce Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir maçta görev aldıkları ortaya çıktı. Şimdi İngiltere ile Abu Dhabi arasında 3 saat zaman farkı var. Evet. Hani Amerika kadar olmasa bile bir hafif jetlag yaşanma durumu söz konusu 3 saatlik farkta. Dolayısıyla bu hakemler orada 48 saat önce görev yaptıktan sonra İngiltere'ye dönüp bu maçta görev almalarının hakemleri etkileyip etkilemeyeceği tabii ki bu soruşturmada araştırılacakmış. Diğer yandan da sezonun tam en önemli yerlerinde hakemlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidip oralarda maç yönetmeleri, oralarda görev almalarının ne kadar doğru olduğu tartışılmaya başlanıyor bununla birlikte. Diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin sahibi olduğu bir kulüp var İngiltere'de, Manchester City. Evet. Burada bir çıkar çatışması olup olmayacağı yine tartışma konusu olacak bundan sonraki dönemde. Çünkü orada devlet her şeyin sahibi, Manchester City'nin de sahibi. Dolayısıyla devletin İngiliz hakemlerine para ödemesi, orada da İngiltere'de Manchester City maçını yönettiklerinde bir çıkar çatışması yaratıyor mu yaratmıyor mu? Bu tabii ki sorgulanıyor. Yani bu olay hakikaten enteresan boyutlara varacak bundan sonra da. Bakalım hakem kurulunun yapacağı soruşturma sonucunda ne çıkacak ortaya. Haberimizde yer aldığı gibi bu hakemlere ceza verildi ama gerçekten enteresan bir durum. Hani Evet. biz de hakemlerden çok şikayetçiler ama İngiltere'de yani hakikaten VAR skandalları Türkiye'nin kat be kat ötesinde. Yani çok fazla VAR skandalı oluyor İngiltere'de. Bizi de geçtiler. Peki Tabii devam tabii edelim. Avrupa kesinlikle. kupalarında da ikinci hafta maçları başlıyor. Temsilcilerimiz bu hafta önemli mücadelelere çıkacak. Peki takımlarımızın rakipleri liglerinde ne durumda? Şimdi yarın Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la deplasmanda karşılaşacak Old Trafford'da. Manchester United yine iyi gitmiyor ve kendi sahasında son maçta mağlup oldu. Galatasaray yanılmıyorsam mağlup olmuştu. Hakikaten eleştiriliyor Manchester United ve Ten Hag topun ağzında gibi gözüküyor. Çünkü bir türlü Manchester United'ı o zirve takımı haline getiremedi. Diğer yandan Fenerbahçe'nin rakibine baktığımızda onlar da kazandılar. Fenerbahçe Turnava ile oynayacak. Turnava 1-0 kazandı oynadığı karşılaşmayı. Beşiktaş'ın takımı İsviçre'nin Lugano takımı da 3-2'lik bir galibiyet aldı ligde. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın rakipleri kazandılar. Galatasaray'ın rakibi Manchester United kaybetti. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ben bu hafta sonu düzeltiyorum. Perşembe günü oynayacakları karşılaşmalarda herhangi bir sorun yaşayacaklarını tahmin etmiyorum. Lugano zayıf bir takım. Beşiktaş ne kadar formsuz olsa da şu anda oynadığı futbol tartışılsa da Lugano'dan çok üstün bir takım kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin formu zaten zirvede. Spartak Trnava karşısında çok rahat bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Galatasaray'ın Manchester United karşısında son maçta oynadığı futbolu oynarsa şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum Demet. Evet. Çünkü
Manchester United'da şu anda işler yolunda gitmiyor. Ama tabii United'ın da Şampiyonlar Ligi arenasında farklı bir performans sergileme ihtimalini de göz önünde bulundururuz. Tabii Devler Ligi sahnesi diyoruz. Bambaşka bir sahne, bambaşka Evet. bir ortam. Ve dolayısıyla Manchester United da bu kulvarda, bu Devler Ligi'nde oynamaya çok alışık bir takım. Bu kupayı kazanmış bir takım. Dolayısıyla Galatasaray tabii ki maçın açık favorisi değil ama şansının ben bu bağlamda biraz Yüksek. yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki Hollanda Ligi'ne gelelim buradan. Hollanda Ligi'ndeki ciddi sakatlık olayında hayata döndürülen kaleci Euro 2020'deki Eriksen'i bizlere hatırlattı. Evet. Şimdi Hollanda'da Waalwijk Ajax karşılaşmasında yaşanan hakikaten çok ciddi bir olay var. Hatta maç yarıda kaldı. Bu bize Euro 2000'in daha en ilk maçında Danimarka'nın oynadığı maçta Eriksen'in başına geleni hatırlattı. Orada tabii ki durum farklıydı. Eriksen bir kalp sorunu yaşamıştı. Burada şiddetli bir çarpışmadan sonra kaleci hareketsiz kaldı. Ve orada da takım kaptanı Kramer'in yerinde müdahalesiyle hemen sağlık ekipleri sahaya girdiler ve oyuncunun resmen hayata döndürdüler. Euro 2020'de de Eriksen aynı şekilde hayata döndürmüştü. Burada anında müdahalenin ve anında verilen kararların insan hayatında, futbolcu hayatında ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı Demet. Çok Evet. çok önemli. Türkiye'de bu beyin sarsıntısı veya da kafa sakatlıklarında gereken önemin hala tam olarak verilmediğini düşünüyorum ben. Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmasında Belhanda bir kafa çarpışması yaşadı ve hakem hemen oyunu durdurmadı. Oyun durduktan sonra da Belhanda'nın doktor kararıyla derhal hastaneye gitmesi gerekiyordu. Fakat doktor öyle bir karar vermedi. Devre arasında Belhanda'nın işte kendini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine hastaneye gönderildi. Yani burada doktorlar kesin yetki sahibi. Kafa sakatlıklarında Türkiye'deki takımların doktorları tek karar yetkilisinin kendileri de olduğunu bilmeleri lazım. Ve burada bir çarşı olduğu mutlaka oyuncuyu oyundan çıkartıp hastaneye göndermeleri lazım. Ama bu baskılar ne yazık ki doktorların da hareket alanı kısıtlıyor gibi duruyor. Bunun önüne geçmek lazım Demet. Peki buradan Almanya'ya geçelim. Almanya'da Xabi Alonso ile Leverkusen fırtınası esiyor. Son durum orada nedir? Evet, Xabi Alonso'yu konuşuyoruz. Gerçekten evet. Geleceğin en parlak teknik direktörlerinden biri şu anda Almanya'da filizlenmeye başladı. Müthiş futbol oynatıyor takımına. Leverkusen rakiplerini bir yenerek yolunda ilerliyor. Şu anda da lider. Hafta sonunda Bayern Münih'in Leipzig'le berabere kalmış olması tabii ki onların da işine yaradı. Ve puan farkıyla liderler. Hatta Bayern Münih bu puan kaybıyla birlikte Stuttgart'a da geçildi. Stuttgart sezonun sürpriz takımı. İlk maçta ağır bir mağlubiyet almasına karşın üst üste kazanarak şu anda lig ikinciliğine kadar yükseldi. Bayern Münih 3. Dortmund 4. sırada. Bakalım bu sene Bayern Münih'in ligdeki hegemonyasına son verecek takım Leverkusen mi olacak? Çünkü 11. sene üst üste Bayern Münih şampiyon oluyor. Artık değişik bir şampiyona ihtiyacı var Bundesliga'nın. Kesinlikle bu Dortmund olur, Leverkusen olur ama mutlaka Bayern Münih'in artık şampiyon olmaması gerekir diye düşünüyor Almanlar. Peki buradan Premier Lig'e geçelim isterseniz. Orada da Manchester City zaten yolunu 6'da 6 ile devam ediyordu ama son hafta oynanan karşılaşmada Wolves karşısında bir mağlubiyet yaşadı. Bu konuya değinelim. Bir de Lautaro Martinez'den sonradan oyuna girdiği oyundan tek devreden 4 gol birden geldi. Bu da etkili bir performans. Evet, Manchester City İngiltere Ligi'nin aynı Bayern Münih'in olduğu gibi doğal favorisi. Premier Lig'in doğal favorisi. Her zamanki gibi oynadığı futbolla hakikaten insanlara parmak ısırtıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de yine bu sezon finale yürümesi çok normal olur. Herhangi bir değişik bir sonuç çıkmazsa ortaya. Ancak hafta sonu yine onlar da böyle büyük bir hayal kırıklığına uğradılar ve Wolves'a 2-1 mağlup oldular. Hiç beklenmedik bir sonuç gerçekten. Sonuçta kadrosu çok üstün Wolves'tan Manchester City'nin. Tabii ki liglerde uzun maratonda takımların arada mağlup olmaları çok normal. Hep Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynanıyor. Kısa bir 100 metre koşusu gibi görüyorum ben onu. Orada hataya yer yok ama uzun maratonlarda, 38 haftalık maratonlarda böyle yenilgiler normal. Takımların inişleri çıkışları olabilir. City de bu mağlubiyeti telafi edecektir.
Daha sonra Martinez'in 4 golü birden atması oyuna sonradan girdikten sonra tabii ki o da futbolun güzel hikayelerinden birini ortaya çıkardı. Herhalde böyle bir istatistik yoktur diye düşünüyorum. Sonradan oyuna girip 4 gol birden atan oyuncu. Daha sonra Martinez Dünya Kupası'nda biraz Arjantinlere saç baş yoldurmuştu ama İnternetlerin bu son maçtaki 4 golüyle gönlünü fethetmiştir diye düşünüyorum. Peki buradan La Liga'ya geçelim isterseniz. Girona sezona iyi başlamıştı. 7 maçtır kaybetmiyorlardı ama tabii karşınıza Real Madrid gelince biraz riskli bir oyun karşınıza çıkabiliyor. Real Madrid'e diş geçiremediler. Şimdi Girona hakikaten İspanya'da mütevazı takımlarından bir tanesi. Fakat onlar da işte mesela Almanya'da Stuttgart'ın olduğu gibi sezona çok iyi başladılar ve liderliği hatta ele geçirmişlerdi Real Madrid maçına kadar. Fakat karşılarına dünya devi Real Çıkana Madrid çıktı. kadar. Şampiyonlar Ligi'ni, evet, Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım. Real Madrid onlara hani tırnak içinde boylarının ölçüsünü gösterdi. Ama böyle hikayeler, böyle mütevazı takımların liglerde kafayı oynaması, en azından Avrupa Kupaları için mücadele etmeleri hakikaten güzel. Liglerin buna kesinlikle ihtiyacı var. Hep büyük takımların başarılı olduğu ligler sıkıcı hale geliyor. Evet. Ancak bu ikili karşılaşmada da Real Madrid farkını gösterdi ve 3-0'lık bir galibiyet aldı deplasmanda ama bu Girona'nın başarısına gölge Tabii düşürmez ki. diye düşünüyorum. Tabii son bir dakikamız, son sorumuzu da sorayım. Vanspor Futbol Kulübü ve Zonguldak Kömürspor maçı sonrasında soyunma odasında çirkin olaylar yaşandı. Sizden kısaca dinleyelim. Evet, bu hakikaten çok üzücü ve hiç olmaması gereken inanılmaz bir gelişme. Dün bunu ben okuduğumda gözlerime inanmadım yaşananları gördüğümde. Avrupa'daki çıkan olaylardan sürekli bahsediyoruz. Avrupa olaylar çıkıyor tribünlerde. Bunu artık tribün boyutundan ziyade yönetici boyutu ve soyunma odalarına basma boyutuna gelmesi korkunç bir olay. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konudaki soruşturması çok önemli ve gereken herkese en ağır cezaların da verilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Peki çok teşekkür ederiz size aktardığınız değerli bilgiler, detaylar için. İyi haftalar dileriz. Ben de herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hüseyin Özkök'e tekrar teşekkür ederim aktardığı bilgiler için. Bu bağlantımızın ardından sabah sporundaki ikinci saat dilimimizde noktalayacağız. Noktalarken bir birlikte düne gidelim. 90 artı 1 programında neler konuşuldu ekranlarınıza gelsin. Sonrasında saat başında tekrar buradayız.